Agalarım, herkese selamlar. Özledik be kardeşim. Güzel bülten özledik. Ama Perşembe Cuma'dan da idare edelim. Hafta sonu yakıp kavuracağız aynı şekilde. Agalarım, 17 Ekim ve 18 Ekim Perşembe Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Maçlar gayet güzel. Ve yakalama ihtimalimiz de yüksek ki son zamanlarda çok güzel bir seri yaptık. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız aga beğeni ve yorum destekleri. En azından her zaman diyorum emeğine sağlık yorumu. 2 saniyeni ayırıp beğeni tuşuna basmak bizler için yeterli. Bunu biz istemiyoruz aga YouTube istiyor bilginize. Hemen başlayalım maç skor yarışmamız var. Maç skor yarışmamız Monaco ile Lille maçı. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişi 7 gün boyunca gruplarımızda misafir edelim. Bence Monaco kazanmaya daha yakın. Oranda 1.70 bandlarında zaten Monaco tarafına. Güzel maç olacaktır. Değerlendirecek her gideyim. bol şanslar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Türkiye maçının skorunu bilen yok. Agalarım skor bilenler WhatsApp VIP gruplarına katılmak isteyenler her türlü soru görüş öneri sohbet etmek isteyenler de hattımız 0534 446 5989 alevli sohbet yoktur. Sadece bilgi iletişimi veya halim hatrımı sormak isteyenler yazabilir. Zaten mesajlara hep ben cevaplıyorum bilginize. WhatsApp iletişim hattımız bu. Şimdi misillerde neler yaptık? Aga 4 günlük bir seri var. Muazzam bir seri. Cumartesi ve pazarla başlayalım. Agalarım cumartesinin mislisi İspanya'nın galibiyetiydi. 3'te 3 yaptık o gün mislide. 3 tane mislimiz vardı. Hepsinden birer tane koydum. İspanya'nın galibiyeti 3000 misli olarak değerlendirdik. Yüksek misli seviyesine zaten en banko gördüğümüz maçları yüksek girerekten değerlendiriyoruz. Pazar mislimiz Milano'nun maçı vardı. 2000 lira ona attık. Yasalda bir 42 oranı vardı. Geçtim pazartesi salıya. Pazartesi salı, pazartesi mislimizde Almanya'nın bir yarıyı kazanılıydı. İkinci yarı maçı zaten 1-0 kazandı. Salı misli yani dün mislimizde. kadrolara baktım üstüne de yazdım. Ne İspanya ne Portekiz varsa yoksa Romanya'ga. Romanya'da maçı kazandı ve oranı da güzeldi. Yasarlı bir 48 Avrupa'da 1.60 bandı oranı vardı. Bu da çok temiz bir şekilde geldi. Yüksek mis seviyesi yüksek oynadığımız doğrudan misli önerdiğimiz 2000, 3000, 5000, 7000 seviyesinde ilerlediğimiz misli grubumuzdur bilginize. Sadece maç önü değil canlı olarak da ilerliyoruz. Örnek veriyorum Türkiye İzlanda öndeyken Türkiye'nin belirli bir dakikadan sonra çifte şansına 1.45 gibi oran vardı. Aga dedim ki 2000 misli yapıştır 1000 liramızı alırız. Maçı 4-2 kazandık zaten. 1000 lira bundan aldık. full City'nin maçı vardı. Hull City'nin golü 1.55'ti aga. 2000 misli buna bir koyduk mu? Buradan da bir 100 lira falan para aldık mı? Aldık. Bu şekilde yüksek misli canlarımız doluyor. Ana da oluyor. Anla kuponlarda 4'te 4 seride. Hemen onu da göstereyim. Cumartesi anla kuponu Romanya'nın galibiyeti Portekiz'in 2 gol atarıydı. Aga geldi. Pazarın ana kuponuna baktığımız zaman da İngiltere 4.5 altında kazanır. Yunanistan'da 1 yarayı kazanırdı. Agoda o da tertemiz geldi mi? 3-1 bitti 2-0 aldık. Oradan da aldık. Peki pazartesi salı ana kuponlarımıza baktığımız zaman da pazartesi ana kuponu Belçika'nın Fransa'nın bir yeri kazanırı. Türkiye maçında da 8 kornelaga buradan aldık. Salı ana kuponu yani dün Kosova'nın burada 1.5 üstünde galibiyeti. Danimarka maçında da 8.5 üst korner. Ana kuponlar 4'te 4 seride inanılmaz bir kazanç serisi. inanılmaz bir misli seri Tebrik ederim agalarım. Sizlerden canlı olarak da da WhatsApp VIP gruplarımızda zaten izlediğimiz karşılaşmalar canlı yapıyoruz. Dün gece Boston vesaire bayağı bir canlı yaptık mesela. Oradan yürüdük. Onun dışında kasa yönetimi de yapıldığını söyleyeyim. Ücretsiz Telegram grubu da var. Canlı kupon seviyesinde yüzdelik olarak kasa yönetimi misli seviyesinde daga e, miktar vererekten bir kasa yönetimi yapıldığını belirteyim ve başlayalım aga. Maçlar güzel. Dediğim gibi sizlerden beğeni ve yorum destekleri gelirse çok memnun olurum aga. Ben de burada sizler için emek verdiğimi belirteyim. Maccabi Tel Aviv ile Partizan mücadelesi. Partizan bir tane transfer yaptı. Takip edebildiniz mi bilmiyorum. Ben anlatayım. Savan Lee transferi. Bu adam Manisa'daydı. Ve 3 maçta, 3 maç oynadı Manisa'da. Sayı ortalaması 30 daga. Maccabi'de ilk mücadelesine çıktı. 20-22 dakika adamı ne? 20 sayımı ne attı? İnanılmaz bir katkı aldı Maccabi Tel Aviv. Partizan da skorer bir takım. Ben mücadelenin üst olmasını bekliyorum. Sayılı bir mücadele bekliyorum. Burada 165.5 bizim. Pardon 166.5 bizim taban oranımız aga. Burada 166.5'un üstüne çıkmasını bekliyorum. Mücadelenin güzel bir maç olmasını beklediğimi de belirteyim aga. Ve aynı zamanda oyuncu bahisleri aran Avrupa'daki takipçilerimize de şunu önerebilirim. Saban Lee, yani Maccabi Tel Aviv'deki Saban Lee, sayı üstü alınabilir. Muhtemelen 17 açılır. Adam zaten son maç 20 attı. Yine bu maçta 20'ye yakın atma ihtimali var. Hatta 14-15 bile açılma ihtimali var. Milano ile Zalgiris mücadelesi. Milano da son mücadelesinde mağlup oldu. Aga bu mücadelenin çok sayılı geçmesi gerçekten zor. Her iki takım da, özellikle Zalgiris tarafı da savunmaya ağırlık veren bir takım. Ben Milano tarafındayım. Zaten sayı baremleri de çok düşük aga bu mücadelede. Ben Milano'nun burada sayı bareminin kendi evini açmasını bekliyorum aga. Zalgiris'in şansı da Milano'yu her zaman tutar ama ev sahibi. Milano'nun ben burada 76 sayı atmasını bekliyorum. Yani ev sahibi 75.5 üstten ideal bir oranımız var. Ha, oran arttırmak isteyenler 76-77'ye de gidebilir. Ama ben buradan Milano'nun kendi evinde en azından bir 20 sayı atması e, periyot başı 20 sayı atması zaten 80'i getiriyor. Atma ihtimali var mı? Var tabii ki aga. Burada ev sahibi Milano'nun 75.5 üstünü değerlendirdim. Ki kazanırsa, ki kazanma ihtimalini görüyorum ben burada Milano'nun en azından 76 sayı atarak da kazanması lazım bir zahmet. Real Madrid'de Aga Bu maçın şeyi çok yüksek. Ki Panathiaikos son mücadelesinde mağlup oldu. Burada Real Madrid'e karşı oynayacaklar. Bu maçtan sonra da Fenerbahçe-Bekomun def basmana gidecek Panathiaikos. Şunu söyleyebilirim aga. Real Madrid'de bir iç karışıklık vardı. Hezon yanan açıklamaları vardı. Çok fazla e, değişiyoruz. Ritim bulamıyoruz vesaire diyerekten de. Ve 8 maçta 5 tane mağlubiyet aldı bu takım. Son maçta süreler biraz arttı. Ama yine mağlup oldu. 76-72. Baskonya'ya bu maçta Panay'a karşı iyi bir oyun oynamak zorundalar. Ve Campazzo son mücadelede yoktu aga. Bu maçta muhtemel oluyor. Bak ben size şunu söyleyeyim. Sabahtan beri Campazzo var mı yok mu araştırıyorum. Bu ligde yani bilgi bulmak ne kadar zor. Ciddi manada yarım saat sadece bu adamın oynayıp oynayamamasını araştırdım. Son mücadelede yoktu. Ulan neden yok? Bir Euro ceza vermişti. Cezayı iptal etti. Son karar ne oldu? Tekrar mı ceza geldi? Twitter'a girdim. Araştırdım. Oradan bir sayfadan buldum da. Pana maçında olacakmış adam. O yüzden olmasından kaynaklı ben burada Real Madrid'in sayı üstüne gittim aga. Ev sahibi Real Madrid burada. 82.5. Yani Real Madrid'in Pana'ya karşı kendi evinde de olması ve artık reaksiyon vermesi lazım. 83 sayı atmasını bekliyorum aga. Geçtim Cuma'ya. Cuma'da bir tane basketbolumuz var. Önce futbolla devam edelim. Agalarım Darmstadt Köl maçıyla başlıyorum. Şimdi bu mücadelede Köl favori çok normal. Yani Köl inanılmaz bir futbol sergiliyor. Bu futbolun yanında goller son mücadelesinde 2-0 bitti mesela. Ondan önce 4-4 bitti. Hücumda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ama Darfsat da burada gol atabilir. Benim öncelikli tercihim burada aga, korner olacak. Ben burada bir korner maçı bekliyorum. Özellikle Köln tarafı korner atan bir takım. Darfsat da kendi evinde baskıyı arttırmak isteyecektir. Onlarda korner bulma ihtimali var. Ee, şey almak isteyenler eee korner almak istemeyenler ki şu an açık değil. Aga 2.5 üst olma ihtimali yüksek. Maçın 3-0 var mı derseniz 3-0 var. Normalde KG var verirdim ama maçın 3-0'da olması kaynaklı burada mücadele 2.5 üst olma ihtimali var bence. Bunun bilgisini vereyim ama Korner benim için daha güzel geliyor. Dortmund'la Pauli mücadelesi. Ya Burada da Dortmund tarafına gideceğiz. Kendi evinde ekstra bir oyun oynuyor. Fakat Deplasman'da oynadığı oyunla evinde oynamış olduğu oyun gerçekten çok farklı. Burada Pauli gol atma ihtimali var mı? Var. Dortmund her takımdan gol yiyebiliyor aga. Alacağımız tercih belli. 2.5 üstünde bir. Onun dışında canlıdan yürümek isterseniz bu maça güzel canlı yürünebilir. Örnek veriyorum. belirli bir dakikadan sonra ilk yarı en çok korner Dortmund olabilir baskıdan dolayı. Oyuna göre zaten WhatsApp VIP gruplarımızda da canlı maçlarla birlikte devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bu maçı alırsan 2.5 üstünde bir al. Dortmund güzel bir başlangıç yapabilir. Şampiyonel Ligi'nde maçı var. Real Madrid ile deplasmanda ama dediğim gibi bu maç daha kolay maç değil. Bu maçı da almak zorunda ki son mücadelesinde kaybeden bir Dortmund var. Monaco Lille. Aga bu maçın maç konu sizlere sordu ne olur diyerekten de. Günün en güzel maçı. Açıkçası en güvendiğim karşılaşma Monaco mücadelesi. Monaco'nun bu maçtan sonra Şampiyonel Ligi maçı var mı? Var. Lille'in maçı var mı Aga? Ona bir bakmadım. Bak, Monaco'ya baktık, Lille'e bakmadık. Lille'in de maçı var. Atletico Madrid basmana. Fakat Monaco kendi evinde Kızıl Yıldız'da oynayacak. Onu belirteyim. Yani Monaco bu maçı almaya oynar. Ben burada ne diyorum biliyor musun? Bu maçın maç sizlere sormuştuk da. Ev sahibi Monaco'nun burada bir yarı kazanmasını bekliyorum. İddia da bunun oranı bir kırklarda var aga. Bak günün en güzel maçını söylüyorum size. Monaco'nun burada bir yarı kazanmasını bekliyorum. Hatta yüksek oran isteyen varsa da aga ben bunu almam. Bana biraz daha yüksek oran ver dersen de Monaco'nun galibiyetini oynarım. Hatta bir buçuk üstünde galibiyeti de iki oran vardır. 2-0-2. Onu da değerlendirebilirsiniz. Günün en güzel maçı. Geçtim diğer mücadeleme. Anadolu Efes'te Olympiakos yine son mücadele. Efes'te son mücadelesinde 93-91 kaybetti. Son topu kaçırdı. Burada Anadolu Efes'in kendi evinde olmasından dolayı yine zor bir mücadele. Olympiakos'ta savunmayı yapar ama uzunlardan yana bir sıkıntı yaşıyorken ki Poirier'de Anadolu Efes'te çok iyi iş yaparken ev sahibi Efes'in 77 sayı atmasını bekliyorum. Ev sahibi 76.5 benim ideal tercihim olacaktır. Değerlenecek arkadaşlar. Bol şanslar Perşembe ve Cuma maçları bu şekilde. Sizlerden güzel ve beğeni yorum desteği bekliyorum. Vakit ayıran, dinleyen, beğeni yorum atan herkese minnettarım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bol şans.